İnsan kendini kendi bir halin içine hapis eder ve peşinden de Tanrı'yı kendinden dışında başka bir yerde arar. Sevdiğini bilmez, sevildiğinin ona sunulduğunu bilmez. Sevdiğini sevdiğini unutur da başka bir şeyi sevdiğini zanneder. Sonra da sevmediği şeyi Tanrı'nın ona altın tepside sunmasını bekler. Ama emin olun ki bugün istediğinizi zannettiğiniz şeyler eğer istediğiniz şeyler olsaydı zaten istiyor olmaz mevcudiyetinizde birlikte olurdunuz. Çünkü insanın istemediği hiçbir şey asla ve asla olmaz. Sevmediği hiçbir şey olmaz. O zaman buradaki asıl erdem şudur başına gelen bir şeyin mağdur olarak görmek değil ya da gelecekte bir yerlerde Tanrı'dan bir şey beklemek değil. Şu an başıma ne geliyor ise ve şu an ne yaşıyor isem ve şu an ne isem ve şu an ne ile birlikte isem ve şu an kim ile birlikte isem ve şu an nerede isem. Mutlak ve mutlak, kesinlikle, tartışmasız ve şüphesiz bu benim sevdiğim içindir. Ama ben sevmiyorum bunu. Hayır, beni buraya biri getirdi. Hayır, ben işimin mağduruyum. Hayır, ben eşimin mağduruyum. Hayır, ben patronumun mağduruyum. Hayır, ben hayatın <laughs> mağduruyum. Her seferinde söylediğin tek 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 şey şudur. Ben Tanrı'nın mağduruyum. Çünkü Tanrı beni sevmiyor. Başka hiçbir cümle yok zihninde dönen. Sadece bunu söylersen bu çok acı verir. Ama bu acı seni gerçeğe taşır. Bu acıyla yüzleşmemek için buna, bu yalana kıyafetler giydirir insan. Patronuyum mağduruyum der. Hayatın mağduruyum, şartların ve koşulların. İstemediğim bir işte çalışıyorum. İstemediğim bir yerde bulunuyorum. İstemediğim bir haldeyim. Ve istediğim bende yok der. Çok karışık. Basit olan şudur. Şunu dersin. Tanrı beni sevmiyor. O zaman da şu gelir. Sevmesi için ne yapabilirim? Çile çekebilirim. Ya da şunu söyleyebilirsin. Ben de onu sevmiyorum. Çünkü sevilmeme korkusu yeryüzündeki en büyük korkulardan biridir. Ve bu hale dayanamaz ki ben sevilmiyor değilim, ben sevmiyorum dersin. Yaşadığınız bu hayatların içinde buna tanık olmuşsunuzdur. Birini deli gibi severken nefret etmeye başlamışsınızdır. Nefret etmiyorsundur. Sevilmeme acısına dayanamamaktan ben de sevmiyorum deyip ayağa kalkmaya çalışmışsındır. Biraz ayakta durursun. Ama bu ayakta durma halinde çevrene bir kabuk örer ve katılaşırsın. Halbuki doğada hayatta kalan şeyler katı olanlar değildir. Katı olan şey yontulmaya mahkumdur ve değişmeye mahkumdur. Fakat esnek olan şey bütünlüğünü korur ve olduğu gibi kalır. O halde ya katı olacaksın, Tanrı'nın rüzgarı senin kayalarını yonta yonta yine seni yumuşatacak. Ve yeni, yine seni mükemmel bir esere dönüştürecek ama sen birazcık yorulacaksın. Ama bir şey olmaz bu sonsuzluğun içinde birazcık yorulusan. Ya da bugünden esnek olacaksın. Sevilmeme korkusunu sevmemekle bastırmayacaksın. Daha çok severek onun ötesine geçeceksin. Kendini bulacaksın. Kendim dediğinin ötesine geçecek ve kendine varacaksın. Peki bu nasıl olur? Bu artık tek yanılgının etrafına başka kıyafetler giydirmeyi sonlandırarak olur. Başka bir şeyi bilmeyerek olur. Derdin mi var? Tanrıyı unuttun. Derdin mi var? Onun tarafından sevilmediğini düşünüyorsun. Derdin mi var? Onu sevmediğini düşünüyorsun. Başka bir kıyafetin yok ve başka bir yanılgın da yok. Bak şimdi ne kadar basit oldu. Senin için çok karışıktı ve bir sürü şeyi çözmeye çalışıyordun. 10, 15 nasıl bitireceksin? Bugün 10 tane derdin var. Yarın ne olacağını biliyor musun? Hayat değişiyor. Bugünkünün derdi bugünküne. Bugünkü dertlerini çözsün. Ama yarın bugünkü çocuk burada olmayacak. Başka bir adam olacak, başka bir çocuk olacak. E başka biri olunca da başka birinin başka dertleri olacak. E peki nereye gidi kadar gidecek? Tanrı sonsuz mudur? Hayır. Eğer şaşırdıysan buna hayır dedim diye, şimdi daha da şaşır. Tanrı sonsuzun ötesinde olandır. Sonsuzu kendi içinde var etmiş olandır. Sonsuz olan bu oyundur. Gördüğünüz bu oyun. Başı ve sonu yok. Bu yolculuk, başlamadı bitmeyecek yolculuk yolculuk Tanrı sonsuzun ötesinde Tanrı daim olan hep var olan hep var olacak olan hep var olmuş olan var olmaya bile ihtiyacı olmayan Bu sebepten sufiler hiçlik dedi çünkü hiçbir şeyle anlatılabilir değildi Bilimciler şu an kuantumla birlikte birazcık sevinmeye başladılar. Galiba biz Tanrı'yı bu sefer ispatlayacağız diye. Çünkü Tanrı'yı sonsuz bir enerji olarak hayal etmeye başladılar. Şükürler olsun. Bedenin içinde ruh arayan bilim adamlarından bir gıdım ileriye gidebildiler. Eğer bilim ile ve eğer kanıt ile bulunamayacak olanı bulmaya çalışırsan milyonlarca yıla ihtiyacın olacak. Ama yine de kendinde onu bulamayacaksın. Sadece onun var olduğundan emin olacaksın. Ama bu sefer daha büyük bir çileye kendini boğacaksın. Varoluşun bazı köşelerinde böyle varlıklar mevcuttur. Muazzam bir teknoloji ile donatılmış ve bugünkü bizim insanoğlunun bilimi bu varlıkların biliminin yanında abaküs kalır. Bu çocukların pıt 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 attığı. Ama bir bu da onlardan daha tanrıdır. Neden? Teknoloji ile bilim değil sadece oturarak kendinde olanı kendinde bulduğu için. Evrenin sonunu bulabilir misin? Şu anki teknolojinle en büyük ve en kusursuz diyeceğin uzay aracını yap. Nereye kadar gidebilirsin? Güneşin içinden geçebilir misin erimeden? Ya da uzayın radyasyonuna maruz kaldığında sağlam kalabilir misin? Yine bir şeylere muhtaçsın. Yine bir araca muhtaçsın. Yine seni hayatta tutacak şeylere muhtaçsın. Ben de diyorum ki seni hayatta tutan şeyi hatırlamak seni hayata tutacak şeylere muhtaç olmaktan seni kurtaracak. Seni hayatta tutan tek şey senin içindeki güçtür ve bunun için hiçbir şey bilmene ve hiçbir yere gitmene ihtiyacın yok. Aksine bir yerlere gitmeyi bırakmaya ihtiyacın var. Sürekli bir yerlere gitmektesin. Sen kendinsin, sensin ve sen olsun. Sen neysen o odur ve o ne ise sen olsun. E madem o sensin ve sen de olsun, niye kendine bakmak yerine kendinden kaçıp bir yerlere bakıyorsun? Hangi taşın altında bulunamayacak olanı bulabilirsin? Hangi dağın zirvesinde bulabilir, hangi tapınakta bulabilirsin? Mutluluğu ne ile elde edebilirsin? Ancak elde edilemez olanı, kaybetmediğini kabul ederek onu kendinde bulabilirsin. Neden bulmak deriz? Çok karmaşık ve çok zorlu düşüncelere dalmaktayız. Ve özellikle spiritüel kelimesi aslında basit bir kelime. Ruhani demek iken biz bunu bir formülize ettik ve bunu da kendi karmaşamıza boğduk. Ve bir sürü sözcük ekledik ve yolu dallı budaklı karmaşık zannettik. Her şey çok basit. Türkçe bilmen yeterliydi. Ve eğer bir İngilizsen senin de İngilizce bilmen yeterliydi. Rus'san Rusça bilmen yeterliydi. Kelimeler oldukça açık. Tanrıyı var etmek demiyoruz. Tanrıyı bulmak diyoruz. Neyi bulursun? Zaten var olanı bulursun. Kendini keşfetmek diyoruz. Kendini yapmak demiyoruz. Kendini oldurmak demiyoruz. Kendini keşfetmek diyoruz. Türkçe basit. Neyi keşfedersin? Zaten kendin olanı keşfedersin. Hep orada olanı bulursun. Bilimde bulmak vardır. Neden bulurlar? Hep gözünün önündekini ilk kez görebildiği için kutlamaya geçer tüm bilim. Eğer zannediyor iseniz ki Bilimciler materyalisttir. Emin olun onlar hepinizden daha çok tanrıya inanmakta. Sadece medyada gördüğünüz iki tane bilim adamı tanrıya inanmıyorum dedi diye siz bilimcileri tanrıya inanmıyor mu zannediyorsunuz? Onlar hepinizden daha çok inanmakta. Çünkü araştırdıkça ve araştırdıkça, bildikçe ve bildikçe bilmediğini fark edersin. Onların tek derdi İspatlanamayacak olanı ispatlamaya çalışmakta. İspatlayamayacaklarını onlar bilmemekte mi? Biliyorlar. Ama böyle güzel bir şeyi ispatlamaya çalışmak bile güzel değil mi? Neyi arayadığını biliyorsan aramak güzel değil mi? Neyi bulacağını biliyorsan yolda olmak güzel değil mi? Bilimin bilmek ile ilgili olduğunu zanneder düz bakan zihin. Bilim bilmek ile ilgili olsaydı bugün hepimiz hala taştan tekerleklerimizi yuvarlıyorduk. Bilim bilmemekle ilgilidir. Bilim adamı biliyorum dediği an mesleği bırakmış demektir. Çünkü bu böyledir dediği anda işi bitmiştir. Daha arayacağı ne kalır? Daha keşfedeceği ne kalır? Bilim daima bilmediğini iddia eder. Bilmediğinde emindir. Ve her şeyin değişebileceğinde de emindir. Bugün der ki yumurta dünyanın en sağlıklı besini. Yarın der ki hayır kolesterol yapıyor ve yarın der ki hayır öyle değilmiş. Aslında çok sağlıklıymış ve yarın da ne diyecek bakacağız. Yumurta aynı yumurta değişmedi. Bakan göz sürekli değişmekte. Ve madem ki siz tüm maddenin ötesinde kendi içinizdeki o bağımsız kudreti aramaktasınız ve onu kendi içinizde bulacağınıza inanmaktasınız. O zaman yapmanız gereken bir şey kalmadı. Tek bir şey var. Bildiğiniz şeye iman etmek ve ayakta durmak, kararsız kalmamak, emin olmak tek bir şey bu. Sen olacağın şeyi beklerken olduğun şeyin farkında değilsin. Sen Tanrıyı ararken Tanrının sende olduğunun farkında değilsin. Ama biliyorsun. E biliyorsan neden iman etmiyorsun? Biliyor isen neden varlığının sorumluluğunu almıyorsun? Varlığının sorumluluğunu almak ne demek? Ağzından çıkanı biliyor olmak demek, ağzından çıkanı kontrol ediyor olmak demek, baskılamak demek değil. Her şeyin Tanrı'dan olduğunu biliyor isen o zaman bunun dışında hiçbir şeye itaat etmemek demek. Eğer Tanrı'ya itaat ediyorsan, eğer Tanrı'nın kölesi isen, Cennetin kralısın. Sen krallıkların kralının tahtında oturmaktasın. Ama eğer Tanrı'ya itaat etmiyor ve kendi içinde bildiğin bu gerçeğe iman etmiyor isen, sen dünyada kendini özgür zanneden bir kölesin. Yazık etme kendine. Çünkü sen özgürlüğün kendisisin.